etnik çeşitliliğe sahip ve 18 dini mezhebi temsil eden Kazakistan, dinler arasında küresel bir diyalog için kapılarını açtı. Başkent Astana, Eylül ayında 7. Dünya Liderleri ve Geleneksel Dinler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. 50'den fazla ülkeden delegeler dünyada barış ve bütünleşme çağrısında bulundu. İnsanlığın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için dünya liderleri ve uluslararası örgütlerin çabaları yeterli değil. Tüm zorlukları aşmak için bir araya gelme çağrısı yapan dini liderlerin sözleri çok önemli. Çünkü dünya nüfusu üzerinde büyük bir otoriteleri var. Kongrede İslam, Yahudilik, Hristiyanlık ve Hinduizmin yanı sıra diğer dünya dinleri de temsil edildi. Bu yıl Papa Francis ve El-Hezer Şeyhi Ahmet El-Tayyip seçkin konuklar arasında yer aldı. Birçok dini liderin bir arada oturduğu bir masa görüntüsü, güçlü bir farklılıklar içinde birlik mesajı veriyor. Olan şu ki burada birlikte oturuyoruz, konuşuyoruz ve dünyadaki sorunlara kavgalarla, savaşlarla değil, birlikte oturup konuşarak çözüm bulunabileceğini anlıyoruz. Çatışma ve trajedilerle paramparça olan dünyaya uzlaşma ve barış dilini yeniden göstermek ve düşmanlıkları yok etmeye yardımcı olmak için dini ön plana çıkarmak kongrenin amaçları arasında yer alıyor. Birbirine düşman olan bloklara bölünmüş dünyaya alternatif mükemmel bir platform. Medeniyet, anlayış ve saygı köprüleri kurmak istiyor. Bugün hepimizin bir olduğu anlayışı her zamankinden daha önemli. All living together is more important than ever. Kongrenin sonuç bildirgesi, dünya liderlerine tüm saldırgan ve yıkıcı söylemleri terk etme ve dünyanın dört bir yanındaki çatışma ve katliamları durdurma çağrısı yapıyor. Bildirgede aşırılığın, radikalizmin, terörizmin, diğer tüm şiddet biçimlerinin gerçek dinle hiçbir ilgisi olmadığı ve reddedilmesi gerektiği söyleniyor. Çok ayıp sanırım ki. Bazı siyasi çevrelerin dini, amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullandığını üzülerek belirtmek gerekir. Dinden istifade ederek. Dahası bugün düşmanlık ve savaş çağrısı yapan bazı dini şahsiyetleri de görebiliyoruz. Muharebeye karşı durmaya. Elbette bunlar da bilinmeli ve görülmeli. Elbette ki bütün sahalar. Ve bununla birlikte savaşmalıyız. Bunlar da bilinmeli ve bunlara karşı birlikte mübarece yapmak lazım. Kongrenin katılımcıları, Kazakistan'ın başkentinde yer alan yeni Barış ve Uyum Parkı'nda ağaç dikimi yaptı. Dinler arası diyaloğun büyümesi ve meyve vermesi, dünyadaki farklı toplulukların birlik içinde olması ve insanların barış adına yapılan çabalara katılmaya teşvik edilmesi için bu tören bir umut sembolü oldu. Dünya barışından bahsediyoruz, ancak bu adımların yerel ölçekte başladığını söyleyebilirim. Belki de Hristiyanların ve Müslümanların birlikte açları doyurmaya çalıştığı küçük kasabalarda başlar. Ortak bir amacımız var ve artık farklılıklara bakmıyoruz. Acı ya da zorluk çekenler için ortak endişelerimizi fark ediyoruz. Kongre katılımcıları, tüm dünya dinlerince paylaşılan insanlığın ortak değerlerine dayalı küresel diyalog, uzlaşma ve barış çağrılarına dünya çapında kulak verilmesini umuyor.